18.30 saatlerimiz Ulusal Özel yayınıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Serkan Aksarı. Hoş geldiniz Ulusal Kanalı, Ulusal Radyo'ya ve tabii ki Ulusal Özel yayınına. İki değerli konuğumuz var bu akşam. Onlardan biri Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür bizlerle bu akşam. Sayın Ergür, hoş geldiniz Ulusal Özel'e. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferdi Tanhan bizlerle. Sayın Tanhan, sizler de hoş geldiniz Ulusal Özel yayınına. Hoş bulduk, merhabalar tekrar bütün izleyicilerimize ve sizlere. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanhan. O kadar hareketli bir dönem ki hangi konuyla başlayacağımı işin açıkçası ben de şaşırdım. Eminim ki siz de başlıkları gördüğünüzde hangisiyle başlayalım diye bir şaşkınlık yaşamışsınızdır az da olsa. Şimdi önce Engin Altay'ın açıklamalarına bakalım. Demirtaş'la ilgili açıklamalarına şöyle ki, Selahattin Demirtaş'la ilgili... Kimin burnunu kanatmış ki diye bir açıklaması var. Önce Sayın Ergür'le başlayalım. Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür. Özellikle CHP'nin bu Selahattin Demirtaş, PKK, HDP seviciliği sizce ne anlama geliyor? Ki herhalde bu açıklama da bardağı taşıran açıklama olsa gerek. Selahattin Demirtaş'ı övmesi bu anlamda kimin burnunu kanatmış ki gibi bir ifadeyi kullanması. Sayın Ergür, nasıl yorumlarsınız acaba? Evet Serkan Bey, öncelikle tabii önümüz bayram. Ben tüm izleyicilerimizin ve halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Sizlerin de, Ferdi Beylerin de, Diyarbakır hemşehrilerimizin de. Sağ olun efendim. Tabii ben de sizi yeniden şok edecek bir cevapla bu sorunuza başlayayım, cevabına başlayayım. Evet, ben de söylüyorum. Gerçekten Selahattin Demirtaş'ın birisinin burnunu kanattığını gören var mı? Ben görmedim. Ancak da bu o kadar basit ifade edilecek olan bir söylem değil. Yani elbette siz Selahattin Demirtaş'ın fiilen birisinin burnunu kanatmasını bekleyemezsiniz. Yani sokağa çıkıp bir boksör olarak ringde boks maçına çıkar gibi insanlara saldırmasını beklemek doğru bir yaklaşım olmaz. Selahattin Demirtaş toplumda önder olmuş, toplumda siyasi kimliği olan ve belli bir kesime karşı hitap etme kabiliyeti olan ve insanların kendisinin ağzına bakarak siyasi söylem olarak beklentileri olan ve beklentileri karşısında hareket etme kabiliyeti ve potansiyelini gösteren bir seçmen kitlesine sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Demirtaş'ın böyle bir özelliği var. Yani siz toplumda önde olan bir insansınız, siyasi bir kimliğiniz var ve siyasi bir lidersiniz. Dolayısıyla ağzından çıkan her şey emir telakki edilir ve seçmeniniz, kitleniz size karşı bu konuda aksiyon gösterir. Bu açıdan baktığımız zaman şöyle hemen 6-8 Ekim Kobani olaylarını bir değerlendirelim. Bakın o dönemde Kobani'de ne olmuştu? Demirtaş'ın yine Eylül ayında 2014'müş olduğu bir basın açıklamasında ki Kobani'ye gidip gelişinden sonraki basın açıklamasında kendi ifadeleriyle şunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Kobani'de DAEŞ'in bir faaliyeti var ve Kobani halkına karşı ve oradaki Kürt halkına karşı DAEŞ'in bir saldırısı var ve bütün komple Türkiye'yi bu anlamda PYD'ye destek vermeye karşılıyoruz, davet ediyoruz demişti ve şöyle bir tanımlama yapmıştı, bir çerçeve çizmişti. Kobani'nin Türkiye sınırı haricindeki tüm çevresinin DAEŞ tarafından çevrelendiği ve bölgeye hiç kimsenin giriş çıkışına izin verilmediği, lojistik anlamda Kobani halkının bir ambargoya tabi tutulduğu DAEŞ tarafından. Türkiye'nin de DAEŞ'i destekleyerek, bakın çok önemli bir nokta, bu ifade kendisine ait, DAEŞ'i destekleyerek vermiş olduğu desteği kesmesini ve Türkiye sınırından Kobani'ye gerekli yardımların gönderilmesi şeklinde bir açıklaması bulunmuştu. Bu açıklama uzun bir açıklamaydı. 20 dakikalık bir konuşmasından bahsediyorum. Ben ufak bir kesiti aldım. Tabii bütün bunlara baktığımızda aslında o bölgede bugün Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği ve PKK ile artık ilişkilerini saklamayan bir PYD unsurundan bahsetmişti. O dönemde PYD yeni yeni kurulmuştu ve yeni yeni kamuoyuyla paylaşımlara başlamıştı.
Ve bugün geldiğimiz noktada aslında PYD'nin PKK ile aynı unsurda hareket ettiği söyleyebiliriz. Kobani'nin önemi neydi? Bakın Kobani 1979 yılında aynı zamanda PKK terör örgütü kurucusu ve lideri olan ve bugün İmralı'da cezaevinde olan Abdullah Öcalan'ın da Türkiye'den ilk çıktığı zaman gitmiş olduğu bölge olarak söyleyebiliriz. Yani Kürt hareketinin PKK, düzeltiyorum. PKK terör örgütü hareketinin ilk başlangıcını, yurt dışı çıkışını Kobani üzerinden verdiğini söyleyebiliriz. Ki 2014 yılında şöyle bir Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyindeki haritayı bir hatırlayacak olursak, o dönemde Tel Abyad bölgesi hariç ve Azez ile Afrin arasındaki bölge hariç olmak üzere 3 bölge dediğimiz bölge, yani Cezire bölgesi, Vani ve Afrin bölgesi tamamıyla Kürt kontrolünde olan, o dönemde PYD kontrolünde olan bir bölgeydi. Ve Kobani'nin diğer unsurlarla olan bağını da sağlamak için o bölgede ciddi anlamda bir ABD destekli bir operasyonlar sürdürülüyordu. Bütün bunlara baktığımızda aslında Türkiye'nin, ki o dönemde FETÖ'nün de DAEŞ'i destekleyen bir eylemde bulunduğu iddiası ve iftirası vardı Türkiye üzerinden. MİT tırlarını hatırlayalım vesaire. Bütün bunlara baktığımızda aslında Kobani üzerinden oynanan oyunda Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve PKK yapılanmasının meşrulaştırılmasını ve DAEŞ'le mücadele adı altında, sözde DAEŞ'le mücadele adı altında ve insani yardım adı altında Türkiye'nin bu bölgeye destek vererek askeri operasyonları durdurulması istenmişti o sırada. Ve tam o sırada yine PKK terör örgütü yönetici denilen Murat Karayalan şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Demişti ki 7'den 70'i herkesi Kobani'ye sahip çıkmaya, onurumuzu ve namusumuzu kurtarmaya, destek olmaya ve metropolleri, yani bütün metropolleri işgal ederek Türkiye'nin Kobani'ye olan desteğini vermeye, sağlamaya çalışıyoruz diye bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamanın hemen akabinde HDP'nin de yine sosyal medya hesaplarından taleplerimiz nedir diye bir tweet paylaşmıştı ve Rojava'nın kanton yönetiminin statüsünün tanınmasını ve bölgeye Kürt halkının tamamının destek verecek bir takım aksiyonlarda bulunmasının çağrısını yapmışlardı. Öz savunma dahil Kobani halkının bütün ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin destek beklediklerini ve bir koridor açılmasını ifade etmişlerdi. Ve burada Demirtaş'la ilgili olan kısma asıl ben vurgu yapmak istiyorum. Bununla ilgili örnekte çok verilebilir ama asıl kritik nokta Sayın Demirtaş'ın ortaya koymuş olduğu 6 Ekim'deki tweet'i çok önemli. O tweet'te ne diyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere. Bakın burada Türkiye'nin Kobani hakkında bir ambargo söz konusu değildi. PKK ve PYD'ye karşı bir operasyonları söz konusu Türkiye'nin. Ama orada Demirtaş neyi vurgu yapıyor? Türkiye'nin sanki bölgedeki Kürt halkına bir ambargo uyguluyormuş gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyor ve bir propaganda tutumunu sürdürdüğünü, öne çıkardığını görüyoruz. Ve halkımızı hemen sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz diye asıl işte bugün Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının da temelini oluşturan eylemlerinden birisinin bir çağrısını yaptığını görüyoruz. Ve bu çağrıdan sonra hatırlarsanız onlarca, yüzlere, yani 70'in üzerinde Türkiye'deki birçok bölgede, Şırnak, Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Suruç, bütün bölgeyi değerlendirdiğimizde ve o dönemde çukur eylemleri denilecek olan ve dönem kayyum atanmış olan, sonrasında kayyum atanan belediyeleri kastediyorum. O belediyelerden de iş makineleriyle hendekler kazılarak bölgede bir direnişin başlatıldığını ve bu direnişlerin sonucunda özellikle 6-8 olayları içerisinde yaklaşık 47 vatandaşımızın öldürüldüğü, şehit edildiği ve bunlardan bir tanesini çok meşhur kurban eti dağıtmak üzere önden çıkan Yasin Börü ve arkadaşları olduğunu söylememiz gerekiyor ki nitekim bakın Yasin Börü'ye vurgu yapmak istiyorum. Yasin Börü'nün öldürülmesi o dönemde PKK sempatizanı gençler ve militanlar tarafından önce koşullanıyor,
Mütakiben apartman dairesine sığındığı apartman dairesindeki balkondan aşağı atılıyor ve üzerinden arabayla geçilerek vahşice bir cinayet işleniyor. Yani işte Selahattin Demirtaş ortaya koyduğu bu eylemlerle evet kendisi fiilen sahada olmadı. Kendisi fiilen sahada Yasin Börn'ün kanını dökmedi. Ancak Yasin Börn'ün kanını dökenlere çağrı yaptı ve onları sokağa ve eylemlere davet etti. Şimdi ben Türk halkına soruyorum, kamuoyuna soruyorum. Evet, Selahattin Demirtaş elini kana bulamamıştır. Ancak eli kana bulayan PKK terör örgütü mensupları ve militanlarını sokağa çağırmıştır. Onları kışkırtmıştır ve onlara bizzat emir vermiştir. Bütün bunlar karşısında ben CHP yönetiminin böyle bir perdelemeyle HDP'yi PKK'dan ayrı ve bağımsız göstermek, önümüzdeki 14 Mayıs'taki seçimlerde 3 kuruşluk bir oy için Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye atan ve milli güvenliği karşısında yurt dışı kaynaklı bir takım politikalara ve propagandalara meydan veren böyle bir siyasi partiyle ittifakın masum gösterilmesini ne kadar masum görebiliriz ve ne kadar doğru görebiliriz? Bütün hepsi aslında CHP'nin bundan sonraki süreçte tek başına iktidara gelemeyeceğinin hezeyanlarından dolayı ortaya çıkan endişe ve panikten dolayı terör örgütüne de bir nokta yeşil ışık yakarak bu adımı attığını ben değerlendiriyorum. Halkımız bütün bunların hepsini görüyor Serkan Bey. Nitekim Selahattin Demirtaş şu anda cezaevinde iki suçtan dolayı ceza aldı. Birisi Cumhurbaşkanı'nın hakaretten 2015 yılında yaptığı bir konuşmadan dolayı, Esenboğa Havalimanı'nda çıkarken yapmış olduğu konuşmadan dolayı bir hakaretten ceza aldı. 3,5 yıl kadar olmasa yanılmıyorsam. Bir de yine 2014 yılında terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı 4,5 yıllık bir ceza aldı. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında Selahattin Demirtaş'ın çok da masum birisi bulunmuş olduğu toplumsal liderliğini demokratik anlamda, siyasi anlamda çözüm sürecinde beklenen aksiyonlara yönetilmesi gerekirken aslında şu anda sizin ekranda vermiş olduğunuz şiddet eylemlerini teşvik eden bir irade beyanıyla tercihini kullanmış olması da aslında terörü desteklediğinin son derece kanıtı Serkan Bey. Peki şimdi Sayın Ergür, genel bir Selahattin Demirtaş portföyü ortaya çıkardınız. Şimdi ben Sayın Tanhan'a dönmek istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferdi Tanhan. Sayın Ergür'ü bir dinledik. Yasin Börü cinayeti, 6-8 Ekim olayları, terör olayları. Bir taraftan şimdi Sayın Ergür diyor ki fiilen yoktu ancak terör olaylarını ortaya döken ve bu anlamda PKK'yı bir bakıma sokaklara döken ve bunun çağrısını yapan bir konumdaydı diyor ve bunu bizzat kendisi yaptı diyor. Şimdi siz özellikle Ergür'ü dinledikten sonra nasıl bir yorum getireceksiniz? Özellikle CHP'lilerin, CHP yöneticilerinin Demirtaş'a sahip çıkması ve onları yine Demirtaş'ı mazlum göstermesi durumunu nasıl anlatacaksınız acaba? Tabii şöyle anlatmak isterim ben. Öncelikle meseleyi şuraya getirmek, Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış ya da kimin Selahattin Demirtaş'ın kimsenin burnunu kanattığını gören var mı bir konuya getirmek, CHP yönetiminin savrulduğu noktada ne kadar tutarsız savunmalar yaptığını gösteriyor. Çünkü ben o zaman şu soruyu atıyorum ortaya. Adolf Hitler'in eline silah alıp birinin burnunu kanattığını gören var mı? Veya Mussolini'nin birinin burnunu kanattığını gören var mı? Şimdi siz siyasal merkezlerde duran kişilerin sorumluluklarını ellerine silah alıp almamalarına veya birinin burnunu kanatıp kanatmamalarına göre değerlendirmezsiniz. Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu siyaset de Türkiye'nin yüreği 40 yıldır kanıyor. Diyarbakır Anadolu'nun yüreği kanıyor. Siz hangi burnunun kanamasından bahsediyorsunuz? Türkiye demokrasisinin kıdı bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğin katili olan siyasetlerin uygulayıcısı bunlar. Organizatörü bunlar. Siz kimin burnunun kanamasından bahsediyorsunuz? Türkiye'nin yüreği kanıyor. Yıllar yılı. Peki niye böyle savunmalar yapılıyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tam olarak HDP ile işbirliği ve ittifakı tercih etmiş durumda. Ve bakıyorsunuz, ben başka bir soru daha atayım ortaya. Abdullah Öcalan'ın kimsenin burnunu kanattığını gören var mı? Bunlar PKK'nın yöneticileri, merkezi liderleri. Bunlar sokağa çıkıp birinin burnunu kanatmazlar.
Ama binlerce insanın, milyonlarca insanın burnunun kanamasına, yüreğinin kanamasına yol açacak eylemlere koordine ederler. Bunları örgütlerler. Ben o zaman soruyorum, Selahattin Demirtaş suçsuzsa, buralarda siyasi sorumluluğu yoksa, hukuki sorumluluğu yoksa, bu PKK'yı kim örgütlüyor? Hiç siz PKK militanlarını görüyor musunuz? Sokak sokak gezip PKK'ya üye toplamaya çalışırken veya PKK Ulu Cami'nin önünde, Diyarbakır Ulu Cami'sinin önünde stand mı kuruyor? Hadi bakalım gençler PKK'ya militan olun. Üye formu mu imzalatıyor gençlere? Bu PKK'yı kim örgütlüyor? Bu PKK'nın propagandasını kim yapıyor? PKK'nın Diyarbakır Meydanı'nda, Dağ Kapı'da miting yaptığını göreniniz oldu mu? Veya PKK İstanbul'da miting yapıyor mu? Yani PKK'nın İstanbul'da miting yaptığını ben söyleyebilirim. Bu sistemin sahipleri söyleyemezler. Çünkü onlara göre PKK ve HDP arasında bir ayrım var. Ama görünen o ki PKK'yı örgütleyen HDP, PKK'nın propagandasını yapan HDP, Türkiye'nin üzerine yürüyen silahların sorumlusu, yöneticisi, HDP yöneticileri. Bunlar PKK'nın siyasal temsilcileri ve daha çıkan teröristten, milletin burnunu kanatan eşkıyadan daha büyük, daha ağır bir sorumluluk içerisindeler. Daha fazla katiller, daha fazla suçlular. Yani eline silah almış, dağa çıkmış, Mehmetçiğimize bir kurşun sıkmış. Ama diğerleri, bu işin başında olanlar, binlerce Mehmetçiğe kurşun sıkılmasına ve daha binlerce Mehmetçiğe daha kurşun sıkacak bir siyasal örgütlenmeye izin verenler, bunun yolu açanlar, bunun örgütleyicileri, siyasetçileri, bunun liderleri, en baştaki liderlerinden biri de Selahattin Demirtaş. Ve hakkında mahkeme kararları var. Az önce ifade edildiği gibi. O mahkeme kararları da çeşitli somut olaylar üzerinden de Selahattin Demirtaş'ın bu insanların burnunun kanamasına, ölmesine yol açtığını ispat ediyor. Ama ne önemi var ki CHP yönetimi açısından bunların? Bakın CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan beri ne diyor tarihe gönderme yaparak? Dersim katliamı. Ve Seyit Rıza Heykeli diktiler Tunceli'ye, biliyorsunuz. Evet. İşte tarihteki kahramanı Seyit Rıza olanın günümüzdeki kahramanı Selahattin Demirtaş oluyor. Bunlar Selahattin Demirtaş'a madalya takmaya kalktılar. Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a demokrasi madalyası takmaktan bahsediyordu, hatırlayacak olursanız. Ve bunlar Selahattin Demirtaş'lara, tarihte nasıl Seyit Rıza'lara sahip çıkıyorlarsa öyle sahip çıkıyorlar. Cumhuriyete karşı silah çekenlere sahip çıkıyorlar. Mehmetçiğe karşı silah çekenlere, o silahın liderlerine, PKK'yı örgütleyenlere, PKK'ya para bulanlara, PKK'ya uluslararası destek bulanlara. PKK'nın uluslararası arenadaki liderleri kim? Biden kimi kale alıyor? Kimi dinliyor? Kimle görüşüyor Avrupa Parlamentosu? Hepsinin temsilcisi Selahattin Demirtaşlar, HDP yöneticileri, onun liderleri. Türkiye'de böyle bir siyasi partinin kurulmuş olması, seçimlere katılıyor olması, filanca atla, falanca atla zaten yeterince kahrediciyken, bir de utanmadan, sıkılmadan çıkıp da yok kimin burnunu kanatmış gibi sorular atıp milletin aklıyla alay eden çeşitli beyanatlar verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkmazını gösteriyor. Kendilerini teslim etmiş durumdalar. Kendilerini Dersim katliamına, tarihte Atatürk'e silah çekmiş olan Seyit Rıza'ya teslim etmiş durumdalar. Günümüzde de kendilerini Selahattin Demirtaş'lara, Abdullah Öcalan'lara teslim etmiş durumdalar. O yüzden CHP'nin idolleri, kahramanları artık bizim kurtavaşımızı yapan, cumhuriyetimizi kuran, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşa eden insanlar değil. Onların kahramanları, madalya taktıkları insanlar, Türkiye'nin bölünmesi için çabalayan, cumhuriyetin yıkılması için çabalayan, ulus devletin parçalanması için çabalayan HDP liderleri. Onların kahramanları bunlar. O yüzden bu açıklamalar o kahramanları toplumda şirin göstermek için, onları demokrasi kahramanı ilan etmek için yapılan ve bu türden uygulamalara girişen yargımızı zan altında bırakan, Türkiye devletinin kararlı kesimlerine de o kararlılığı sürdürdükleri için çamur atan çeşitli açıklamalardır. Ve bunların hiçbiri Türk milletinin diyelim ki gönlünde, zihninde herhangi bir dalgalanmaya yol açamayacak pespayeliklerdir. Yol açamaz bunlar Türk milletinin beyninde herhangi bir dalgalanmaya.
Çünkü kimse Selahattin Demirtaş birine kurşun sıkmıştır, şöyle burnunu kanatmıştır, böyle kavga etmiştir falan diye bu yargılamalara bakmıyor. Meselelere böyle yaklaşmıyor. Herkes onların siyasi ve hukuki sorumluluğunun olduğu noktasından bu meseleye yaklaşıyor. Ve şunu söyleyeyim, eğer Selahattin Demirtaş'tan hapiste olmazlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generalleri, Mehmetçikler hapiste olur. Vatan Partililer hapiste olur. Türkiye'nin aydınları, Türkiye'nin milli birliğini savunan insan gazetecileri hapiste olur. Ya Selahattin Demirtaşlar hapistedir, ya Türk milliyetçileri hapistedir, Türkiye'nin geleceğini savunanlar hapistedir. Ya siz Kürdistan kurmaya kalkanlara izin vermezsiniz ve onlara devletin zor gücünü uygularsınız. Ya da onlar size kendi zorlarını uygularlar ve bu memleketi parçalanmaya götürecek çeşitli tertipleri sahnelerler. İşte bizim bahsettiğimiz 6-7 Eylül olayları onlardan bir tanesi. Bu devleti parçalamak için girişmiş, yapılmış, sahnelenmiş girişimler bunlar. Ve buralarda başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP yöneticilerinin tamamının dahli var ve yargılamalar sürüyor. O yargılamalardan Türk yargısı kılıcı çekerek çıkmalı. Cezalar yağdırarak çıkmalı. Eğer onlar cezalandırılmazsa o zaman bölücülük, fermanlı bölücülük olur. Herkes Türk ve vatanını bölmek için, Türkiye'yi parçalamak için Diyarbakır'ı İsrail, ikinci İsrail'in başkenti yapmak için özgürce silah toplamaya, propaganda yapmaya, militan toplamaya, şehirlerde bombalar patlamaya özgürlük kazanmış olur. Eğer bunlar cezalandırılmazsa. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi Selahattin Demirtaş'ı seçimlerden sonra dışarıya çıkartacak, sözde iktidara gelirlerse. Çeşitli söylemleri şimdiden dile getirmeye çalışıyorlar. Toplumu hazırlamak için zanca ve onlardan oy toplamak için HDP'ye yaranıp onların oyunu almak için bu türden faaliyetler içerisindeler. Ama bunun vahim sonuçlarıyla Türkiye yüzleşecek ve Türkiye bunlara asla cevaz vermeyecek. Kimse Selahattin Demirtaş'ları hapislerden çıkartarak PKK'yı Mehmetçiğin süngüsünün altından kurtararak Türkiye'nin başında duramaz, Türkiye'nin başına da geçemez. Bunu da hepimiz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizim tavrımız Mehmetçiğin yanındaki tavırdır. Mehmetçiğin siperin gözünden bakan tavırdır. Kim bu PKK'yı örgütlüyor sorusunu atıyoruz ortaya. Kim bu PKK'ya para buluyor? Kim bu PKK'ya propaganda alanı açıyor? Hepsinin lideri ortada. O zaman onlara uygulanacak hukuki tedbirler de ortadadır. Ve bu anlamda Türkiye'de yargı çok değil az yapmaktadır. Çok değil, çok az yapmaktadır. Peki. Daha hızlı davranmak zorundadır. Türkiye'nin birliğinin korunması bakımından. Evet, Sayın Tanhan çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir aramız var. Hemen sonrasında kaldığımız yerden Ulusal Özel değerli konuklarımızla devam edecek. Evet, yeniden beraberiz. Kısa bir aranın sonrasında tekrar konuklarımıza döneceğiz. Şimdi tabii CHP'yi artık konuşmaya gerek yok. Çünkü baktığınızda hem Engin Altay'ın açıklamaları hem Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ve CHP'ye yakın isimlerin artık çok net bir şekilde CHP'ye dışarıdan bir elin destek olduğunu, bir seçim desteği olduğunu çok net bir şekilde özetliyor. Şimdi biraz İYİ Parti'yi konuşalım efendim. İYİ Parti'de baktığınızda FETÖ'ye yakın isimlerin neden aday gösterildiği sorusu hala muamma ve hala cevap bekliyor. Önce Sayın Ergür'le, Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür'le başlayalım. Sayın Ergür, siz nasıl yorumluyorsunuz özellikle İYİ Parti'de FETÖ'ye yakın isimlerin aday gösterilmesi ve bu adayların niçin gösterildiğine dair henüz bir açıklama, bir cevap da yok. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir gazeteci yazar olarak efendim. Serkan Bey, tabii şimdi İYİ Parti'nin bir geçmişine bakmak lazım. Yani İYİ Parti'nin Türkiye'de siyasi hayata başlamasının temelinde aslında hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kongre süreçleri yaşanmıştı bu 15 Temmuz sürecinden önce. Dolayısıyla o süreçte
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani AK Parti'nin siyasi anlamda FETÖ unsurlarıyla karşı karşıya kalması, 17-25 Aralık'taki olaylar, yani 2012'den sonra Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde izlemiş olduğu politikalar FETÖ'nün tamamıyla Türkiye'den kazınması ve süpürülüp atılması şeklinde bir iç siyasete yönelik bir politika izleniyordu. Bütün bunlar karşısında mecliste demokratik olarak bir duruş ortaya koymak ve bunların yaptırımını yapılmasının önüne bir engel teşkil etmek amacıyla MHP ile bir işbirliği yapmak istedi FETÖ. Fakat bunu başaramadı. Bunu başaramayınca FETÖ MHP içerisinde bir operasyon yapmak istedi ve MHP'yi gayrimeşru bir şekilde kongreye götürerek genel başkan değişikliğine gitmek istediler. Ancak bunu başaramadılar ve Türkiye de buna engel oldu. Bunun üzerine FETÖ Meral Akşener'i destekleyerek bir kısım MHP'li içerisindeki olan ve geçmişte bakanlık yapmış olan isimleri de Meral Akşener'i yamayarak İyi Parti'ye doğurmuş oldu. İşte İyi Parti'nin bu doğuşundaki temel argüman ve temel destek ve çıkış noktası FETÖ'nün kendisi olduğu için bundan sonraki süreçte FETÖ'nün ve FETÖ mensuplarının aday gösterilmesi de aslında İyi Parti açısından çok normal bir durum olarak karşımıza duruyor. Burada önemli olan Türk halkının 15 Temmuz sürecinde ortaya koymuş olduğu milli iradesinin İyi Parti'ye yönelik olarak 14 Mayıs seçimindeki yansımasının ne olacağı üzerinde olması lazım. Aslında bizim bunları konuşmamız lazım Serkan Memişoğlu Deniz'de. Yani evet, İyi Parti'nin kendisini doğuran ve oluşturan ve varlık sebebi olan FETÖ desteğine karşı bir minnet ve şükran abidesi olarak ortaya koymuş olduğu ve FETÖ mensuplarının ve kanun hükmünde kararname ile FETÖ mensubu olduğu için ilişki kesilen şahısların aday gösterilmesi kendi arasından son derece normal ve olağan. Ancak burada 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya koyduğu milli iradeyi ve milli duruşu bizim Türk halkının ve Türk insanının da 14 Mayıs seçimlerinde yeniden göstermesini beklememiz gerekir, ümit etmemiz gerekir. İşte bu açıdan baktığımız aslında İyi Parti şu anda söylemleriyle AK Parti karşıtını oluşturan ve kanun hükmünde kararname ile yüz binlerce mağdur olduğu iddia edilen, ki aslında bunları biz mağdur olarak görmememiz gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, milli birlik ve beraberliğine vurulan bir darbenin bertarafında ortaya konulan insanların mağdur olduğunu gündeme getirmek de doğru bir yaklaşım değil. İşte İyi Parti kendisine oy devşirmek, oy potansiyelini artırmak, milliyetçi kesimden kaybettikleri oyu, nitekim İyi Parti Millet İttifakı'nın hemen Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasından 3 gün önce, 4 gün önceki toplantısı sonrasında Sayın Akşener'in masaya yumruğunu vurarak masası detaylanmamış olduğu Millet İttifakı masasından kalkmasından sonra ciddi anlamda milliyetçi kesimden bir oy kaybının olduğunu artık herkes görüyor. İşte bütün bunlara baktığımızda belki %7'lik bir baraj, yani ne kadar ittifakların baraj sorunu olmamasına karşın gelecekte iddia ettikleri parlamenter sistemi geçişle ilgili bir sürecin yaşanması durumunda İyi Parti'nin aslında %7'lik bir oy potansiyelini dahi yakalayamayacağı konuşulduğu bir süreçte her taraftan kanıtlar toplayarak kanun hükmünde kararname ile ilişki kesilen insanları da kendi partilerine aday göstererek bu kesime karşı bir göz kırpma, yeşil ışık yapma ve onların oylarını devşirme noktasındaki bir adım olarak görmek lazım. Ancak ben 14 Mayıs sürecinde seçmenin bu anlamda bir irade beyanını ortaya koyacağını ve İyi Parti'nin Türk halkı ve Türkiye Devleti'ne FETÖ destekli olarak oynamak istediği oyunun bozacağını da değerlendiriyorum. Ve bu anlamda çok da kendilerine bir katkı sağlayan bir oy artışının yaşanmayacağını söyleyebilirim. Elbette ki kanun hükmünde kararname ile ilişki kesilmiş olan insanların içerisinde mağdurluğa söz konusu olmuş olabilir. Ben o kesimi her zaman için yine kurulmuş olan idari mahkemelerin ve idari kurulların bunları değerlendirerek hala görevlerini iade edilen insanlar olduğunu söyleyebilirim. Gecikmeli de olsa devlet adaleti tesis ediyor ve hakkını herkesin veriyor. Ancak genel anlamda bu anlamda bir mağdure söz konusu değil. Bu bir algı operasyonu. Algı ile kanun hükmünde kararnameli ilişkiyi kesilen ve AK Parti'ye oy vermeyeceği kesin bilinen kesimi İYİ Parti'ye yönlendirmek için atılan bir adım olarak, bir zavallı adım olarak değerlendiriyorum.
ki Türkiye'nin milli bir bitki bekasına da yakışmayan bir adım. Yani milliyetçi bir partiye yakışmayan bir adım aslında Serkan Bey. Peki. Sayın Ergür teşekkür ediyoruz ve hemen Sayın Tanhan'a dönelim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferdi Tanhan. Sayın Tanhan, siz nasıl yorumluyorsunuz İyi Parti'deki bu FETÖ'ye yakın isimlerin listede olması? Çünkü birçok kesimi bu durum rahatsız ediyor, ister istemez rahatsız ediyor. FETÖ'cü isimler artık meclise mi girecek, nasıl olacak ve meclise girerse nasıl bir tablo oluşacak? Yani FETÖ'yle mücadele bir taraftan bu FETÖ'ye yakın isimlerin özellikle meclise girmesi, milletvekili olması herhalde bir kargaşa ortamını da oluşturur diye tahmin ediyoruz. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz Sayın Tanhan bu durumu? Mecliste kimse uyuyamayacak. Sevindirici haber. Öyle mi? Sevindirici haber. Tabii mecliste kimse uyuyamayacak. Mecliste pireler var, kan emiciler var, ondan sonra tahta kuruları var, terör sevicileri var. Mecliste Türk milletinin kanını emmeye and içmiş ne kadar haşerat varsa hepsi meclise. Hepsi bu sistemin partileri tarafından listelere doldurulmuş durumda. Hüdapar'ı da meclise, HDP'si de meclise, FETÖ'sü de meclise, bir takım mafya ilişkilerine batmış olanlar onlar da meclise, faizciler ve tefeciler onlar da meclise. Bu mecliste kötü bir haber, şerefli olan, onurlu olan, haysiyetli olan milletvekilleri uyuyamayacaklar. Sandalyelerde uyuyan vekiller göremeyeceğiz çünkü meclis haşerattan geçilmeyecek. Önce böyle bir mizahi bir yanıt vereyim. Ama durum gerçekten vahim. Yani şöyle vahim. Meclise sokulmak istenen bu grupların Türk Milli Devleti'ni nasıl zaaflara uğratacağını farkında olmayan bir iklim var. Maalesef halk da bu iklimin içerisine sürüklenmiş durumda. O yüzden bizim milleti uyarma görevimizi yerine getirmiş olalım. Bu meclise sokulmak istenen hangi listeden olursa olsun, CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden, AK Parti listelerinden vekiller sizin vekilleriniz olmayacaklar. Sizin vekilleriniz olmayacakları da geçmişleriyle sabit. İYİ Parti konusuna gelecek olursak, bakın bir parti adı var, adı İYİ Parti. Bu İYİ Parti'nin hiçbir alanda iyi olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü yani siz küresel sermayeye sanki satış yapacakmış gibi bir partiyi İYİ Parti olarak isimlendirirseniz en sonunda onun maskesi dökülür ve Meral Akşener milliyetçi maske takınarak Türk milliyetçi maskesini kullanmak için çok elverişsiz bir eleman. O dökülüyor şimdi. Yani Türk milliyetçiliği maskesini Meral Akşener'in yüzüne taktılar ve bu arkadaşlar Türk milliyetçisidir, bunun peşinden gidebiliriz falan gibi Amerika merkezli propagandalarla bir algı yaratmaya çalıştılar. Ama Meral Akşener'in Türk milliyetçiliğiyle alakası olmadığı HDP'nin yanına oturmasıyla belli. Ve FETÖ'cüleri diyelim ki vekil adayı yapmasıyla belli oldu. Ve o maske şimdi yüzünden aktı İYİ Parti'nin ve İYİ Parti'de çok ciddi bir çöküş var. Yani İYİ Parti'nin oylarının düştüğünü herkes söylüyor. Ve bu maskenin ardındaki gerçeklikle millet tanışıyor. Zaten bakın şimdi şaşıranlar oluyor FETÖ ile İYİ Parti. FETÖ'cüler ilkten aday oluyor deyince ben hiç şaşırmıyorum. Çünkü biz Akşener'i tanıyoruz. Yani Akşener'in bütün hayatı daha 1990'lı yıllardan beri FETÖ örgütüyle ilişkili zaten. Yani siyasal hayatının başladığı yer İzmit, Sapanca, Sakarya dönemi. Yani oradan beri FETÖ'ye eleman bulmaya çalıştığını herkes biliyor. Ya bu amaçla bölgenin bazı etkili insanlarını bizzat Fethullah Gülen'le götürdüğü herkesçe biliniyor. Akşener'in bu hizmet döneminden sonra Çiller özel örgütü içine yerleştirilmesi ve İçişleri Bakanlığı'nı herkes biliyor. Akşener'i İçişleri Bakanı yapan FETÖ. Yani Akşener FETÖ bağlantılarıyla Tansu Çiller döneminde İçişleri Bakanı yapıldı. Ve biliyorsunuz aynı Akşener İçişleri Bakanı iken Genelkurmay'a kulak yerleştirdi. FETÖ talimatıyla. Genelkurmay'a kim kulak yerleştirir? Ancak FETÖ'cülerin talimatını dinleyen, cihadına operasyonlarda görev üstlenen şahıslar Genelkurmayımıza gider, kulak yerleştirir. Bakın daha önemlisi Akşener'i Ergenekon balyoz döneminde başrolde görev yapan emniyet görevlilerinden de tanıyoruz. O emniyet görevlilerini atayan kişi Akşener. Yani Ergenekon balyoz tertiplerinde başrolde görev yapan
Fethullahçı çetenin emniyet içindeki mensupları Akşener'in ataması, Akşener'in çocukları, Akşener'in yerleştirmesi. Hani sızıldı sızıldı diyorlar ya devlete. Devlete sızılma falan. Devlete yerleştirme var. Ve bu devlete FETÖ'yü yerleştirenlerden biriydi Meral Akşener. Şimdi o geçmişinin devamı olarak yine FETÖ'cüleri milletvekili adayı yapmış. Biz şaşırmıyoruz. Yani siz zaten bir takım milliyetçileri alıp da MHP'den koparıp HDP'nin yanına yapıştıran, onunla seçim ittifakı ve işbirliği yapan, onunla aynı adayı destekleyen bir operasyon partisinden daha ne bekleyebilirdiniz? Bizim tek beklediğimiz şey buydu ve o da oldu zaten. Yani İYİ Parti'den beklenebilecek en iyi şey nedir diye soracak olursanız bana, FETÖ'cüleri yeniden meclise sokmaktır diye cevap verirdim size. Ve o da gerçekleşiyor şu an. Millet bu FETÖ'cülerle, bu haşeratlarla, bu terör takımıyla, bölücü takımıyla mücadele etmek istiyorsa sandığa gittiğinde pusulaya Vatan Partisi'ne çakacak. Evet. Bakın bizim Türk milletinin buradan başka bir türlü çıkış yolunu ben görmüyorum bu milletin bir evladı olarak. Onu söyleyeyim. Evet. Peki. Sayın Tanhan, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi artık son 5 dakikamız. Özellikle şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlığıyla yer yer açıklamalar yapması ve açıklama yaparken de özellikle yayın yaptığı yerde de arka fonda da özellikle Alevilikle ilgili kitapların olması ve buradan bir acaba yine yani baktığınızda bir mesaj mı var sorusu ister istemez akıllara geliyor. Şimdi konuyla alakalı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Sünni başlığıyla bir video yayınlamış. Bugün saatler işte 15'i gösterince o saat aralığında bir yine video yayınlamış. Şimdi özellikle bu tarz söylemler tabii çok hassas söylemler. Yani Türkiye'nin seçime gittiği şu dönemde hassas söylemler. Niçin sizce CHP eliyle bu tarz söylemler gündeme taşınıyor? Ne dersiniz? Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür, nasıl yorumlarsınız efendim? Serkan Bey, tabii CHP demek Türkiye'de kaos demektir. CHP bugüne kadar Türkiye'de kaostan başka bir şey üretmemiştir. Yani bugün dönüp tekrar 1949'dan itibaren ve 1947'den itibaren kronoloji sırayla bunları saymaya gerek yok. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada CHP yurt dışından temiz para getireceğim diye geçmişte afyon ticaretinden zenginleşen İngiltere'den para getireceğini söylüyor. Ve Amerika'da, Avrupa'daki birçok ülkede ekonomi batırmış olan Rifkin'i danışman olarak aldığını söylüyor. Bütün bunlara baktığımızda aslında Türkiye'de önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinden sonra eskaza Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı kazandığı takdirde Türkiye aslında kaos beklediğini, bütün yatırımların iptal edileceğini, savunma sanayine ket vurulacağını. Bakın daha geçen gün, dün veya öteki gün olsa gerek Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Demişti ki Türkiye'de savunma sanayi özel sektörün eline bırakılacak kadar basit bir konu değildir. Yani basit bir konu değildir ama savunma sanayi ne olacağı söylenmiyor. Yani bütün bunlara baktığımda aslında bir kaos ortamının beklentisinin bir profilini çizildi söyleyebiliriz. Bu noktada Türkiye'de bakın geçmişte Şırnak'ta Cudi'nin üzerine, Şırnak'ta dağın üzerine, Cizre'de dağın karşısına, Ağrı'da dağın üzerine ne mutlu Türk'üm diye yazanlar aslında bir noktada Kürtleri de ne mutlu Kürt'üm diyene söylemlerini kışkırtmaya hedeflemişlerdi. Bütün bunların hepsi Türkiye'de bir çatışma. Bakın HDP'nin parti tüzüğünde ne var? Haklar, Türk hakları diye geçiyor. Yani Türk hakları diye geçiyor. Türkiye'de herkes aynı sözü, yani bakın inancımızda, milli duruşumuzda, her şeyimizde bizim tek bir istikamette olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkı olmasına karşın bütün bu söylemlerin hepsi Türkiye'deki bir iç kaosun ve çatışmanın aslında fitilini ateşleyen bir unsur olduğunu görüyoruz. Nitekim Gezi eylemlerini hatırlayın. Gezi eylemlerinde CHP, HDP ile birlikte hareket ederek sol, Marksist bütün örgütlerin tamamının orada boy göstermesini, PKK'nın boy göstermesini ve devletin araçlarının, polisin araçlarının yakılmasını ve emniyetin içine çöreklenmiş olan FETÖ terör örgütü mensuplarının da polis kıyıyla, polis üniformasıyla o bölgede gösteri yapan insanları kışkırtacak şekilde çadırlarını yakması, onların üzerine
orantısız güç kullanmasının temelin hepsi bir çatışma ortamı oluşturarak Türkiye'nin kaosa sürüklenmesi ve Türkiye'yi Batı emperyalizmine köle bir ülke haline getirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. İşte bütün bunların hepsi Sayın Kılıçdaroğlu kendisi zaten geldiği bir etnik kökeni var. Bunu söylemesine gerek var mı? Yani böyle bir mesaj vermesine gerek var mı? Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir siyasi partinin kullanmadığı kadar şu anda Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin bir takım etnik kökenleri kullandığını ve bu etnik kökenler de seçmenini gelecekte karşı karşıya getirebileceğinin de bir noktada işaretini vermektedirler. Bu doğru bir siyasi söylem değildir. Doğru bir propaganda değildir. Türkiye'nin bundan sonra artık kaosa değil, istikrara ihtiyacı var, yatırımlara ihtiyacı var. Batı'nın emperyalist hegemonyasından kurtulan bir adımlar zincirine ihtiyacı var. Bölgesinde ve Türkiye kendi iç siyasetinde ve kendi bölgesinde Suriye'de, Libya'da kaosun önüne geçerek bir istikrarı sağlayıcı bir politikaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün bunların hepsi tehlikeli söylemlerdir. Bu CHP'nin geçmişte yapmış olduğu gibi 12 Eylül sürecini hatırlayın. Ne demişti evet. 12 Eylül cuntasındaki insanlar bir soldan bir sağdan insanların ölmesine göz yumduk demişlerdi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben Türk halkının, Türk insanının felasetiyle bu kaosa meydan vermeyeceğine inancımı tekrar tekrar yeniliyorum Serkan. Peki. Çok teşekkürler Sayın Ergür ve Sayın Tanhan'a hemen dönelim. Sayın Tanhan siz nasıl yorumluyorsunuz özellikle bu Alevi kışkırtması bir taraftan Davutoğlu'nun video paylaşımı, Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı konusunda? Alevi de biziz, Sünni de biziz, Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Biz böyle yorumluyoruz. Ama bunlara göre Alevi ayrı, Sünni ayrı, Türk ayrı, Kürt ayrı, Çerkez ayrı, Laz ayrı. Bunlar çünkü Türkiye'yi ayırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi dağıtmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Bunlar Türkiye'yi dağıtmaya çalışıyorlar. Yani her şey olabilirsiniz. Sünni olabilirsiniz, saygımız var. Alevi olabilirsiniz, saygımız var. Kürt olabilirsiniz, saygımız var diyorlar. Öyle diyorlar. Bu bir maske. Ama bir yandan şuna uğraşıyorlar. Türk milleti olamazsınız. Türk milleti olmayalım diye 40 takla atıyorlar. Ve zaten bir anayasa hazırlamışlardı. O anayasadan da Türk milleti kavramını çıkartacaklarını ilan etmişlerdi. Yani bu Alevilere, Kürtlere, Sünnilere, filancalara falan filan seslenen şeyin anlayışın altında şu var. Türkiye'yi, Cumhuriyet'ini dağıtmak isteyenlerin saklandığı delik bunlar. Yani Alevi'ye daha fazla Alevilik, Sünni'ye daha fazla Sünnilik, Kürt'e daha fazla Kürtlük. Peki siz aynı zamanda Türk milletinin bir parçası mısınız? Yo, orayı karıştırma. Türk milleti değilsiniz. Bu propagandayı getiriyorlar ve Türk milletini anayasanın dışına sürmek istiyorlar. Bundan sonra bizim topraklarımızda yaşayan insanlar kendilerini Türk milletinin parçası olarak tanımlamasınlar. Etnik kimliklerine, mezhepsel kimliklerine vurgu yapsınlar diye. Milletsizliği ve devletsizliği bizim karşımıza getiriyorlar. Peki ben soruyorum, milletsiz olanın devleti olur mu? Milletsiz olanın devleti olur mu? Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara nasıl isimlendireceğiz? Hepsinin tek tek ayrı ayrı isimlerini, mezhebi kanaatlerini mi sayacağız? Dini kanaatlerini sayacağız? Etnik kökenlerini mi sayacağız? Yoksa tek bir ad mı kullanacağız bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara? Biz Atatürk'ün yaptığı tanımı paylaşıyoruz Vatan Partisi olarak. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. O yüzden Alevi'ye ayrı seslenmek, Kürt'e ayrı seslenmek, Sünni'ye ayrı seslenmek bu evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni dağıtmak isteyenlerin saklandığı delik bunlar. Bakın şöyle ifade edeyim. Yani siz diyorsunuz ki bu oyuna gelmemek gerektiğini ifade ediyorsunuz Sayın Tanhan. Son cümlelerinizi alalım, yayını noktalayacağız evet. Çünkü. Bakın, buyurunuz. Bütün yurttaşlarımıza, bizi izleyen Alevilerimize, Kürtlerimize sesleniyorum. Biz kabile topluluğu değiliz. Biz miliz. Biz riaya değiliz. Biz ahali değiliz. Biz çeşitli etnik kalabalıklarla bir arada bulunmuş topluluklar değiliz. Bunlarla millet aynı şey değil. Biz Türk milletiyiz. Aralarında çağ farkı vardır bunlarla Türk milletinin. Millet çağımızın toplumudur. Millet bizi bu vatan denen toprak parçası üzerinde bir arada tutan, yekpare tutan yegane tanımlamalı
tanımlamadır. O yüzden bu bölücüler, bu Atlantik güdümlüler sürekli bizi parçalamak için millete iyiliş ediyorlar. O yüzden sizi anayasanın dışına sürmeye çalışıyorlar. Bu millet sahibi, millet olma bilincine sahip olmayalım. Peki. Bütün dünyada milletler serbest. Amerikan milleti var, Fransız milleti var, İngiliz milleti var, Çin milleti var. Ama Türk milletine yasak. Peki. Türk milleti olamazsın sen diyorlar bize. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanhan. Ana haber bültenimize de çok az bir zaman kaldı. Yayını burada noktalamak durumundayız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferdi Tanhan, yayına katkınız için teşekkür ediyorum. Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür, sizlere de çok teşekkür ediyorum yayına katkınız için. Ulusal özel yayını burada noktaladık. Ben Serkan Aksar, hepinize güzel bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.